Kimsin sen? Kim vurdu seni? Ben Hacı Rasim'in sadık kölesi. Beyime kardeşi Hasan bu gece ihanet etti. Onun yerine kendisi geçti. Bu yavruyu da öldüreceklerdi, kaçırdım. Kim bu? Beyimin kızı. Galiba onu büyütmeye benim ömrüm vefa etmeyecek. Ah, al bunu. İçinde bulunan mücevherler, bu yavruyu da, seni de senelerce geçindirir. Şimdi senden tek dileğim, bu yavruyu ele vermeden büyüteceğine dair bana söz ver. Sana namusum üzerine söz veririm, bu yavruyu kendi öz evladım gibi büyüteceğim. Allah senden razı olsun. Bunu da al ve onun boynuna tak ve üzerinden hiç çıkarma. Hadi selamet, selametle. Durma, durma git. Sana konuş diyorum. Nafile uğraşma. Ölürüm de altınların yerini söylemem. O altınlarda bütün Cuvar köylülerin hakkı var. Nasıl veririm sana? Onlar kara günde bir felaket anında kullanılacak altınlar. Sonra tekli köyler ne der bana? Köyleri ve köylüleri unut. Buraların tek ağası benim. Senin köylüye bir yardımın dokunmaz artık. Hadi söyle altınların yerini. Beni daha fazla uğraştırma. Sana ölürüm de söylemem dedim. Demek öyle ha? Başlayın. Merhametsiz alçak! Kardeşim olmandan utanıyor, iğreniyorum! Puh! Ağam! 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 Ne oldu? Hüsam'la çocuğu ele geçirdiniz mi? Hayır ağam, Hüsam'ı önce yaralamıştık, sonra izini kaybettik. Daha sonra da ölüsünü bulduk. Ya çocuk? Çocuk ne oldu? Tutamadık ağam. Ama Halim'le Recep hala ağrıyorlar. Ben sana durumu haber vermeye gelmiştim. Beceriksizler! Hüsam'ın kaçmasına bir türlü mani olamadınız. Çocuğu mutlaka bulacaksınız. Aksi halde hepinizin canını cehenneme gönderirim. Hadi yıkıl karşımdan, defol! Bunu da zindana atın. Altınların yerini söyleyinceye kadar da işkence edin. Bu yaptıklarının cezasını elbet bir gün çekeceksin. Götürün! Ali! Buyur! Emret! Şafak'la beraber ağalığım bütün köy ve kasabalara ilan edilsin. Ağalığım şerefine eğlenceler tertiplensin. Baş üstüne ağa! Recep, Hüsam'a verdiği söz üzerine hemen harekete geçti. Gözde'yi diyar diyar dolaştırdı. Hadi! Ha? Ben hazırım, hadi! Ah, peki, ben de hazırım. Hadi öyleyse iş başına! Hey! Hey! Durun yahu! Be. Beni almadan nereye gidiyorsunuz? Kandersi düğün olur mu hiç? Hadi be! Thank you.
Gitti bu kız ya, ortalarda yok yok. Ne bileyim ben, yorgunluktan da bittim. Haklısın ya, haklısın. Ayağım da şişti. Ah, yazık. Ne yapacağız böyle, hep yürüyecek miyiz yahu? Ya bir çare buluruz yorgunluğuna canım. Ha buldum, ben senin sırtına binerim, yorgunluğun geçer öyle gideriz. Sağ ol. Hadi gel. Dur çekme be, ayağım acıyor. Amma da çıt kırıldınmışsın. Nereye götürüyorsun beni?
Bırak soru sormayı. Az önce biz de adamlara soru soralım dedik ama aldık başımıza belayı. Söylemesen bir adım bile gitmiyorum. Peki söyleyeyim. Malikane mi? Niye güldün? Senin malikanem dediğin yer burası mı be? Ha? Halbuki kıyafetine bakılırsa basbayağı bir adama benziyorsun. Ha. Malikanene gelince pek tuhaf. Söylesene kuzum, kimsin sen? Önce senin kim olduğunu öğrenelim. Adın ne senin? Gözde. Ya senin? Benim mi? Şey... benimki de Mihrace. Ne güzel diyeyim, Mihrace ile Gözde. Şimdi söyle bakalım, o adamlar niye kovalıyorlardı seni? Hırsızlık ettim de onda. Ama çalamadım. Anam çabuk farkına vardı. Sen bu kasabaya yeni mi geldin? Neden sordun? İşim icabı bu kasabadaki bütün hırsızları tanırım ben. Seni şimdiye kadar hiç görmedim buralarda. Benim kim olduğumu biliyor musun? Bana ne? Kim olursan o. Yakında öğrenirsin. Bu kasabada ne kadar hırsız varsa hepsi de çaldıklarından bana pay verirler. Ya, sen buraların çeteriyisi misin? Evet, galiba. Atma be! Ben de sana haraç verecek göz yok. Ümitlenme boşuna. Eğer sen hırsızsan bana hisse vermeye mecbursun güzelim. Şunu kafana koy, ben kimseye haraç verme. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi söyle bakalım. Yiyecek bir şeyler getireyim mi? Hı hı. Son numaramı görmeliydin abi. Onlara öyle bir oyun oynadım ki herifçi oğulları en azından bir hafta kendilerine gelemezler. Bırak şimdi herifçi oğullarını. Kafesten kuşu kaçırdık. Sahi, neyin nesiydi o kız? Hırsızın biriymiş. Vay canına. Ama kaçtı. Baba yadigarı hançerimi de alıp götürdü. Hadi. Neredesin be Gözde? Seni aramadığımız yer kalmadı. Hı? Yakalandın diye öyle korktum ki. Beni yakalasalardı ne yapardım Bekir? Bütün beyliği yakar yıkar... ...yerle yeksan ederdim. Hı. Atma be abi! Sen karışma lan köstebek! Peki susluk. Beni bu kadar çok mu seviyorsun? Uğrunda ölebileceğim kadar. Çünkü sen olmazsan buraların neşesi olmaz. Sensiz çiçekler bile açmaz. Mevsimler kış olur, senin yokluğuna tabiat bile ağlar. Ne ağlıyorsun be? Allah Allah, ne ağlıyorsun ya? Tabii ağlarım ya, ben tabiattan bir parça değil miyim? Ses be, uğursuz herif sen de! Bir de surlara bakalım, hadi! Uzattınız be!
Hadi gidiyoruz. Oh lan. Hadi yürü. Karaçalı gibi girme ortaya. Ne düşünüyorsun Gözde? Hiç. Seni böylesine durgun, böylesine dalgın görmemiştim. Söyle, bir derdin mi var? Hiç dedim ya. Sabah çok güzel. Kuşları dinliyorum. Düşünüyorsun abi? Hiç. Yoksa o çingene kızına aşık mı oldun ha? Belki. Desene, seni de kaybettik. Onu mutlaka bulmamız lazım. Hadi yürü. Sende bir hal var. Söyle, saklama benden. Sana öyle geliyor. Hiçbir şeyim yok. Ay 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 ay! Vay 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 vay!
Ne durdun? Yoruldum abi, dinlenmeden bir yere gitmem aga. Onu bulmamız lazım, hadi. Vallahi yoruldum, adım mı atmam? Yeter bu kadar dinlenmek. Ama hadi abi... bakalım, hadi. Şalgamın biri geliyor, hadi idare et. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Selam. Bu yol nereye gider? Orası çıkmaz. Bu yol nereye gider? Pazar yerine gider. Ah, ne tatlı adamsın. Şu yol nereye gider? Orası da kaleye gider. Sağ ol. Eyvallah. Güle güle, güle güle. Allah, hadi. Ne güzeli, bizimle geleceksin. Neden? Hadi dedik. Uzattın ama. Pekala, gidelim.
Bırak, ne istiyorsun benden? Hançerimi istiyorum. Ne hançeri? Hançer mançer yok bende. Şimdi buluruz. Bırak! Çek elini üstümden, ne akla karıştırıyorsun? Bu ne bu? Ha? Bırak beni! Bırak! Dur! Dur diyorum sana! Söyle, bu madalyonu nereden çaldın? Çalmadım, benim o! Ama bu madalyonun bir eşi de... Bırak! Mihraci! Bırakın! Bırakın beni! Mihraci! Hadi bakalım çingene güzeli, bizimle gel! Yürü! Hadi! Kesesini çalıp kaçmak isteyen hırsızı yakalayıp getirdik. Gelsin. Getirin. Sen hırsızlığın suç olduğunu bilmiyor musun? Emirlerime göre bu yoksula 40 kırbaç vurulsun. Hırsızlık yapan eli de kesilsin. Güzelsin de yazık olacak sana. Götürün. Demek bizim küçük hırsız kafana girdi. Güzel hırsızı bana bağışlar mısınız baba? Ne yapacaksın onu? Bilirsiniz, vahşi hayvanlardan hoşlanırım ben. Al senin olsun. Ağamın dediğini duydum. 40 kırbaç.
Doğrusu senin gibi güzel bir çingeneye yazık olacak. Durun! Bırakın! Bu güzelliğe kıyılmaz. Yıkayın, süsleyin, getirin. Bu akşam benim için oynayacak. Çözün ellerini. Demek ölmüş gibi görünerek postu kurtardın. Yaman adamsın abi. Sorma, öyle yapmasaydım çoktan eşek cennetini boylamıştım. Hadi gidiyoruz. Nereye? Kızın kim olduğunu öğrenmeye. Bu halde mi? Ne var halimde? Ufacık bir sıyrık. Hadi yürü. Evet, haklısın. Gözde Hasan'ın yeğenidir. Madalyon da ona bırakılan bir nişanedir. Madalyon senin eline nereden geçti? Bu çok eski bir hikaye. Bundan seneler evveldi, bir gece yoldan geçiyordum, çeşme başında yaralı bir adamla birlikte bir çocuk gördüm. Adam ağır yaralıydı. Zavallı ölmek üzereydi. İşte o zaman bana Gözde'yi teslim etti. Ona bir baba şefkatiyle bakmamı söyledi. Gözde senin bu anlattıklarını biliyor mu? Bilmiyor. Üzülmesin diye söylemekten kaçındım. Fakat önce Gözde'yi konaktan kurtarmamız gerek. Bu gece hava kararınca Gözde'yi kurtarır, ne yapacağımıza sonra karar veririz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, tamam abi. Hadi ağam seni bekliyor. Acelesine, beklerse beklesin. Fazla konuşma, hadi yürü. Oyna bakalım çingene güzeli. Oyna! Thank you.
Yeter, kesin! Nereden çaldın bunu? Ne çalması be? Kendimi bildim bileli, bu madalyon benimdir. Kim verdi bunu sana? Baba. Baban kim senin? Nerede oturursun sen? Benim babama göçebe Recep derler. Orada burada, şehir şehir dolaşırız biz. Götürün bunu, üzerini değiştirip mahzene indirin. Ne demek oluyor bu baba? Bana kalırsa bu kız, kardeşim Rasim'in kızı. Şimdi anladım. İşler kolaylaştı. Sen keyfine bak baba. Gerisini bana bırak. Sana hayırlı bir haberim var amca bey. Senin hayırlı haberine ihtiyacım yok benim. Neden? Bir çıkarım vardır da ondan. Yoksa gelmezdim buraya. Ama çok sevineceksin. Sevinmeyi, gülmeyi seneler var ki unuttum ben. Rahat bırakın beni. Sana kızın gözünün yaşadığını... ...şu anda da burada olduğunu söylersem... ...ha ne dersin? Yalan dedim. Bak öyleyse, şimdi görürsün. Şu giden kız senin kızın. Yalan söylüyorsun. Benim kızımın ne olduğu belli değil. Yaşıyorsa bile çok uzaklardadır o. Madalyanı görmüyorsun. Şimdi bunu kızın boynunda buldum. Kız da madalyonun baba yadigarı olduğunu söylüyor. Buna ne dersin? Yalancısın derim. Sen de baban gibi düzenbazsın derim. Maksadınıza erişemeyince böyle bir hileye başvurdunuz derim. Boşuna uğraşmayın. Ölürüm de altınların yerini söylemem. Sen bilirsin amca bey. Sana sabaha kadar müsaade. Aksi halde kızın ölecek. Ne oldu? Gene inat etti. Ama yumuşayacak. Bana kalırsa... ...önce kızın söylediği göçebe Recep'i bulmalı. Kız hakkında bildiklerini öğrenip... ...sonra da onu ortadan kaldırmalı. Kızın kim olduğunu bilen tek adam o. O halde iş kolay. Evet. Aferin sana oğlum. Hadi durma. Hmm.
Söyle bakalım çingene güzeli. Senin baban nerede oturuyor? Ne yapacağım babamı? Sen sadece sorduklarıma cevap ver. Söyle nerede kalıyor? Surların ötesinde dere kenarında bir kulübe var. Orada kalıyoruz. Güzel. Sakın kaçayım deme. Yoksa... bu güzel boynunu koparırım. Ben bir yere kadar gidiyorum. Gözünüzü dört açın. Sakın kız kaçmasın. Olur ağam. Maşallah, maşallah. Şuraya bak. Sultanım iyi yayılmışsın bakıyorum. Biz seni kelle koltukta arayalım. Sen burada kılını bile kıpırdatmadan rahat rahat uzan. Ne yapacaktım yani? Ben hayatımdan memnunum. Güzel, memnun olduğum belli. Hadi kalk gidiyoruz. Yavaş konuşun. Kapıda adamlar var. Şimdi bir çaresini buluruz. Yürü. Sen? Koca Yusuf'un torunu. Ne istiyorsun? Yürü! Fazla gevezelenme, yürü! İp getir! Bu ne cüret? Kimsin sen? Dedik ya, koca Yusuf'un torunu. Yo moruk, benzetemedin mi? Bunun önce... sakalını yolalım. Olmaz, gözlerini oymalı. Burnunu keselim. Yo, o da olmaz. Kulaklarını, kulaklarını kessek olmaz mı? En iyisi toptan yok edelim ha? Dur dur dur, kirletmeden şunu alayım. Sen de hiç durmasın. İşin gücün dünya malı. İp tamam. Hmm?
Dön, dön bakalım. Dön, dön bakalım, dön. Dön bakalım, dolap beygiri. Hop, düş. Bunun hesabını soracağım. Ne soracaksın? Hiç. Yukarıdakilerin ifadeleri tamam. Bakıyorum moruk, bu kıyafet sana yakışmış. Keyfin sen sus lan! Utanmıyor musun baban yaşındaki adamla dalga geçmeye? Baksana saçı sakalı ağarmış. Kesin. Kesin artık. Hadi gidiyoruz. Sen burada bekle, biz gene geliriz buraya. Nerik? Bu iş tamam. Baba ne oldu? Gözde'yi kaçırdılar. Kim? Serseriler. Serseriler mi? Çabuk etrafı arayın, durmayın! Allah kahretsin sizi! Bir kızı koruyamadınız. Ama ağam... Sus! Şimdi soracaklarıma cevap ver. Sizi bu hale sokanları görsen tanır mısın? Tanımaz olur muyuz ağam? Bir seferinde kızı elimizden almıştı. İkinci seferinde de onu öldürdüğümüzü zannetmiştik. Bu gece de hortlayıp bu hale soktu bizi. Anlaşıldı. Siz dışarıda beni bekleyin. Ne oldu? Buldunuz mu? Aramadığımız yer kalmadı. Ama merak etme. Er geç onları ele geçireceğiz. Nasıl? Bunun için çok güzel bir fikrim var. Neymiş o? Gözde'ye babasının burada olduğunu duyurursak... ...mutlak onu kurtarmak üzere buraya gelirler. Biz de o zaman... Yaptığını bilsem parça parça ederdim onları. Ben bu işi kimin ve neden yaptığını biliyorum. Kim olabilir? Bunun da bir madalyon vardı, nerede o? Onu aldılar benden. İşte o madalyon senin nişanendi. Hasan Ağa senin amcandır. Seni kaçırıp babanı da ortadan kaldırarak onun yerine geçmiş. Tek varis kalmasını istemiyorum. Onun için de seni büyüten bu iyi insanları öldürdü. Şimdi her şeyi anlıyorum.
Demek ki mahzende bana gösterdikleri ihtiyar gerçek babamdı. Oh, ne acı yarabbim! Orada bir ihtiyar mı vardı? Evet. Çökmüş bir insandı. Bana baktı. Baban o senin. Hadi ne duruyoruz? Gidip intikamımızı alalım. Önce son vazifemizi yapalım. Ne haber? Oldu. Tamam abi. Her şey yolunda. Tamamdır abi. Mahzene ne taraftan gidilir? Şuradan gidilir. Etrafa bakın. Sen gel benimle. Konuşuyorum, konuş! Konuşsana be! Konuş! Konuş diyorum! Konuşsana! Al! Al kulları nerede? Hadi konuş! Konuşsana! Nerede? Al kulları nerede diyorum! Konuş! Konuşsana be! Nerede al kulları? Bırak adamı! Ah!
Yapmış olduğun insanlığa, göstermiş olduğun cesarete karşı köylüler ve ben sana minnettarız oğlum. Buna karşılık benim de sana bir babalık yapmama müsaade etmeni istiyorum. Ben artık ihtiyarladım, mücadele gücümü kaybettim. Senden istediğim burada kalıp yerime geçmendir. Vallahi doğru söylüyorsun peder ama ben böyle bir yerde kalıp paslanacak adamlardan değilim. Macerayı severim ben. Benim gibi adamlardan ne baş olur ne de koca. Hadi, benim işim bitti artık. İkinizi de hiçbir zaman unutmayacağım. Salacak mısın onu? Deli misin sen baba? Miraç'a geldi. Ne haber? Hadi, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gözde nerede? Gözde babasının yanında kaldı. Bize de gitmek düşer. Hey! Miraç! Ne olur söyleyin ona gitmesin. Gitmeyeceksin değil mi? Burada kalacaksın değil mi? Derde prens olmak da varmış. Kaldık be. Yaşa.